gündemtv.com haber kanalından e, hepinize Merhabalar günaydın e, gündem TV e, yeni olmasına rağmen e, bayağı yoğun bir izlenim e, şu anda olmakta e, Peki gündem TV ne yapıyor diye sorduğumuzda e, sokakta vatandaşlarımızla birlikte e, hasbihal etmeye onlara gündemle alakalı soruları sormaya devam ediyor Peki sokağın nabzı ne diye sorarsanız sokağın en büyük e, sorunu e, söylemi hayat pahalı ve geçim diyebiliriz. Tabi buna bir de işsizliği katma e, imkanımız da var. E, peki bunun haricinde sokakta ne konuşuluyor diye baktığımızda e, yeni oluşum olacak mı olmayacak mı Ali Babacan ne zaman kuracak İşte ocağın ilk haftası demişti ocağın sonuna mı sarktı veyahut da işte ee, yeni oluşum e, olmadan öldü öldümü e, soruları e, sorulmakta ve konuşulmakta ve e, belki de en büyük e, etkenlerden birisi şu diyebiliriz: e, Yeni oluşumu oluşturacak cesaretli, yürekli insanların sahaya çıkıp çıkamayacağı, yerelde e, oluşumu meydana getirip getiremeyecekleri. Tabii ki en büyük soru. Ee, ve e, şöyle bir gerçek var ki Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti'nin her zaman olduğu gibi bir çıta önünde. Peki Sayın Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel e, Başkanlığını bırakırsa veya bir başkasına e, bırakma durumu olursa AK Parti e, önümüzdeki süreçte Anavatan Partisi'ne veya Demokrat Parti'ye, Doğru Yol Partisi'ne benzeyen bir duruma düşer mi e, sorusu gündemde. Elbette ki 2020 e, sıcak gelişmelere sahne diyebiliriz. Yeniliklerin, yeni oluşumların, hareketliliğin olduğu bir yıl olacak. Gündemtv.com farkı ile gündemi bizimle takip etmenizi tavsiye edebiliriz diyebiliriz. Allah izin verdikçe sokaktayız. Kaldırımdayız, vatandaşlarımızla birlikteyiz. İş yerlerinde esnaflarımıza yapmış olduğumuz sohbetlerle, sivil toplum kuruluşlarında yapacağımız e, sohbetlerle, röportajlarla gündemtv.com farkı ile gündemi gümbür gümbür yorumlamaya devam edeceğiz. Birkaç gün önce e, kamyoncuların yapmış olduğu bir eylem vardı. O eylemi e, Gündemtv.com farkı ile e, yapmış olduğumuz görüntüleri e, hem sosyal medyada hem haber sitemizde paylaştık. E, şu ana kadar 19.000 kişinin e, gündemtv.com'un e, hazırlamış olduğu e, videoyu izlediğini görmekteyiz. Bu da e, şu demek gündemtv.com gündemi gümletmeye devam ediyor. Gündem TV inşallah Dediğim gibi sadece Çankırı Çankır için değil inşallah Allah izin verirse önümüzdeki süreçte ülke gündemine oturacak bir haber sesi olacağını tahmin etmekteyiz, beklemekteyiz, ummaktayız. Hedefimiz ve amacımız bu. Gündem TV gündemi gömletmeye devam edecek. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun.